Hayatın her anını gerçekten yaşamaya, insanlara dokunmaya, bugünkü kampın amacı da bu. Sizin dışınızda da bir dünya var, bunu keşfetmeye odaklanın. Çünkü bunu yapmazsanız, sadece üniversitede, sadece akademik, sadece tek yönlü kendinizi yetiştirirseniz, okul bitip hayata başladığınız zaman kendinizi çok yabancı ve yalnız hissedersiniz. Türkiye bulunduğu konum nedeniyle her zaman büyük sorumlulukları omuzlarında taşıyan bir ülke olmuştur. Biz de Türkiye'nin gençleri olarak ülkemizi daha ilerilere taşımak amacıyla sorumluluklarımızın bilincinde gençlik kampları düzenliyoruz. Ben bugüne kadarki yaptığım ya da bulunduğum etkinlikler içerisindeki en güzel etkinliklerden bir tanesi diyebilirim bu kamp için. Aktivitelerimde olsun, yapacağım faaliyetlerde olsun tamamen gönüllülük yerleşmiş bir vaziyette. Gerçekten bunu gönülden hissettim. İşin manevi haz boyutuna girdiğimizde işte bizim böyle ortamlarda ablalarımızla, abilerimizle bir araya gelip bütünleşip işte bu paylaşımları yapabilmek, her kamp böyle başlıyor çünkü. İşte o gönüllülüğün temelde bizi birleştirici gücünü burada görüyoruz. Gönüllülük nerede, ne zaman, karşılık beklemeden ne yapacağımızı öğretiyor. Kadem de bana bunu bir kez daha öğretti. Gönüllülüğün üzerine oraya gidip orada onların mutluluğuna ortak olmak, yüzlerinde bir tebessüme sebep olmak bence paha biçilemez bir şeydi. Gelecekte bu tarz eğitim programlarında eğitici olarak katılmak inşallah nasip olur. Umarım her kamptan olduğu gibi bu kampta da faydalanıp, kesemize atıp döndüğümüzde uygulayabileceğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz. Bizler Ensar Muhacir Kardeşliği'ndeki o letafetle evimize gelen insanlara kapımızı ve gönlümüzü açmakla mesulüz. Bir mümine yakışan budur. Kendisinden bir talep edildiğinde elinden geldiği kadar o talebi yerine getirmektir. Karşımızdakinin ne dediği değil, bizim nerede durduğumuz, bizim nasıl olduğumuz önemlidir. Biz her zaman doğrudan, haktan yana ve tevazudan yana olalım. Dünya kimseye kalmaz.